Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak da çekmiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde elimde irice, büyükçe bir model var. İster bunu mevlit örtüsü olarak kreple e, tülbentlerinize yapabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar havlu kenarı olarak havlularınızı da değerlendirebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde çok güzel, irice, büyük bir model arkadaşlar. İlk önce gülümüzü yaparak modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce 6 zincir çekerek bir yuva yapacağız. Bu şekilde zincirime giriyorum arkadaşlar. Sahte sık iğnemi kapatıp buraya bir tane yuva oluşturdum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bu 6 zincirli yuvama. Bu şekilde. 1 2 2 olarak bir yuva yaptım. Bu şekilde. 4 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 2. yuvamda hazır. 1 2 3 4 zincir bir defa dola. Bu 6 zincirli yuvaya gir. 1 2 2 3 oldu. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 4 oldu. 4 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. Evet 5 tane olunca yine 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu sefer ilk yaptığım bu 7 zincirli yuvanın 1 2 3. zincirine bu şekilde kapatıyorum buraya. Evet 3. zincirindeyim arkadaşlar baptım bu şekilde. Yuvanın içine bir tane sık iğne yaparak girdim. 5 zincir. 5 zincirimi üzerine iki defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak 3 seferde bir tırabzan yaptım. Tekrar iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 tane bir defa doluyorum yuvaya girdim 2. 2 2 4. 2 2 2 5. 6 7. Bu şekilde arkadaşlar 8.yi de yuvada kapattım. Evet arkadaşlar yine 5 zincirle kapattım. Yuvam bu şekilde hemen yandaki yuvanın içine bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir bu zincir birinci trabzanım iki defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 3 oldu trabzan sayım 2 defa doluyorum 2 2 2 4 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 5 oldu 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 6 oldu 2 2 2 7 oldu tekrar 5 zincir aynı yuvanın içine kapatıyorum arkadaşlar ikinci papatyamın yaprağı da hazır üçüncü yuvaya bu şekilde kapat Diğer 4 yuvayda arkadaşlar aynı bu şekilde dolduruyoruz trabzanlarla. Ve biraz modelimiz uzun büyük olduğu için bunları ben dolduruyorum. Fazla vakit gitmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi papatyamı bitirdim. Ve papatyamın iki papatyamın arasına sık iğne yapmıştım. Bu sık iğnenin içine sık iğne yaparak ipimi tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi buraya kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Kirpik olarak kapattım buraya arkadaşlar. 3 zincir yandaki trabzan tepesine kapattım. 3 zincir kapattım. Tüm trabzanlarımızı arkadaşlar bu şekilde kirpiklerle süsleyeceğiz. 3 zincir yandakine 1 2 3 zincir arkadaşlar ve yandaki bu şekilde kirpiklerle süsledik. 3 zincir yine iki trabzan arasını şu şekilde arkadaşlar sık iğne yapmıştım geçiş için. 3 zincirimi buraya kapattım. 3 zincirimi çektim. Şimdi ikinci papatyamıza başlayalım bu şekilde. Kapattım buraya. 3 zincir bu şekilde 3 zincir sıradaki trabzan tepesi 3 zincir sıradaki trabzan tepesi 3 zincir 3 zincirlerimi kirpik olarak buralara kapatıyorum ve bu şekilde yine 3 zincir çekiyorum 3 zincirimi bu sık iğneli olan iki yaprak arasını arkadaşlar kapatıyorum. Evet arkadaşlar, iki tanesini bu şekilde yaptım. Diğerlerini de ben yapıp yeşil kısmında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, papatyamız bu şekilde. Kirpiklerini yaptık ve ters çeviriyoruz papatyamızı. Bu arkadaşlar yapmış olduğumuz beyaz ilmek kısımlarından bu şekilde içine girdim ve buraya ipimi tutturdum arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum bu şekilde 8 zincirimi yine karşıdaki bu beyaz ilmeklerin içinden arkadaşlar geçip bu şekilde girdim arkadaşlar buraya kapattım Bu şekilde arkadaşlar arka tarafından 8 eş zincirli yuvalar hazırlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve sıradaki bu beyaz ilmekli yerden tutuyoruz. İkinci yuvamızı da buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Sıradaki bu beyaz ilmekli ipimizi tutup arka tarafındayız arkadaşlar yine 8 zincir ve buradaki ilmeğimizin içinden girdik arkadaşlar tutturduk kapattık buraya 8 zincir bu şekilde buraya tutturduk arkadaşlar. Kapattım buraya. Yine 8 zincir. 8 zincirimizi çektik. Bu ilk yaptığımız arkadaşlar yuvanın içine girip bu şekilde yani zincirin içine girip tadibinden kapatıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim. Döndüm ön tarafına. Şöyle yaprağımızın arkasından bir yuvamıza dört tane sık iğne yapıyoruz. İki, üç ve dört. Dört tane sık iğneyi yaptık. İki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Üç seferde çektiğimiz bir trabzan yaptık. Beş tane zincir çekiyorum bir defa tığımın başını doladım ve bu yaptığım trabzanın içine girip 1 2 2 olarak 3 seferde çektim bir trabzan yaptım 3 zincir bir defa doluyorum yine 1 2 2 bu şekilde arkadaşlar buralara dallar yapıyoruz yuvalar yapıyoruz yine 5 zincir 3. yuvamızı da 5 zincir olarak Kapatacağız arkadaşlar. Tabi tığım pırtmasaydı kapatacaktık. Yuvaya sık iğne ile kapattık. Geri kalan kısma da arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Yine 4 tane sık iğne de bu tarafına yapıyoruz arkadaşlar. 4 bu tarafa 4 de bu tarafa 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar ikinci yuvaya bir sık iğne ile buraya geçtim 1 2 3 ve 4. Evet. Şimdi ikinci yuvamızı da aynı şekilde bu dalımızdan yapacağız arkadaşlar. 1 2 zincir. 1 defa doluyorum. 1 2 2. 5 tane zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. Yani bu yaptığım trabzanın içine girdim. 1, 2, 2. 3 zincir bir defa doladım. Yine aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım arkadaşlar yuvaya. Bu şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar. 4 tanesi de yuvaya yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. yuvam için buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Buraya iki zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki. Üç sefer aldım. Tekrar beş zincir. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına girdim. Bir, iki, iki. Bir yuva yaptım. 3 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2. Şimdi arkadaşlar yuvaya girdim. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne yaptım. Yuvaya girdim. Yine Üçüncü yuvamı da arkadaşlar. Bu üç tanesini nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki yuvalarımızın yapmış olduğumuz yuvana ilkine giriyorum. Kapattım bu şekilde. Bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Buraya küçük papatya yaprakları yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 2. Tekrar 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 zincir kapatıyorum 5. trabzan olarak papatyamın ilk yaprağını arkadaşlar. Yandaki 3 zincirli bu yuvama girdim. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Yine yuvaya girdim. 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim. 1 2 2 3 4 1 2 3 zincir. Buraya bu şekilde kapattım. İkincisi de hazır arkadaşlar papatyamın. 3. yaprak için 3. yuvaya girdim sık iğne ile. 3 zincir bir defa doladım yuvaya girdim. 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim. 1 2 2 3. Bir defa doluyorum yuvaya giriyorum arkadaşlar. 1 2 2 4. 1 2 3 zincir. Yuvada kapattım bu şekilde. Bir tane de zincir çektim. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diğer 5 tanesinde aynı bu şekilde dolgularla dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüm papatyaları aynı gösterdiğim gibi hepsini dolduruyoruz bu şekilde. Şimdi monteleme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bakın şöyle bir göstereyim. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta şu boşluklardan arkadaşlar bu şekilde bakın şu şekilde hesaplayalım. Şu ara boşlukları var ya arkadaşlar tutturmak için. Şu bir tane ara boşluğundan tutturup sonra bunu tam karşısındaki ara boşluktan yani 3 tanesi yukarı bakacak, 3 tanesi aşağı bakacak şekilde ve son buralardan tutturacağız. Evet arkadaşlar burada da aynı şekilde yaptık. Ve beraber şimdi çatım işlemin nasıl olduğuna geçelim. Evet arkadaşlar aynı şekilde bir defa tığımızın başına dolayıp yandaki tığ battığımızın içine giriyoruz. 2 2 olarak alıyoruz. Sonra 4 zincir bu şekilde buraya kapatıyoruz. Çitlerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şimdi 2 zincir çekiyorum. Buraya sık iğne ile girdim. Yine 2 zincir çekip buraya bir tane sık iğne ile girdim arkadaşlar. Ve çiçeğimi alıyorum. Şimdi çiçeğimin arkadaşlar 3 tanesini yukarı bakıp üç tanesini de aşağı bakacağız şimdi herhangi bir bu ara yuvadan Arkadaşlar bu şekilde giriyorum Gördüğünüz gibi buraya bir sık iğne yaptım İlmeklerden tuttum bir sık iğne yaptım bir sık iğne de aynı tutturdum Tığ battımın içine yaptım Şimdi iki tane arkadaşlar zincir çekip buraya Bu şekilde bir tığ battı yaptım Bir 2 zincir bir tane daha tığ battı yapıyorum bu şekilde araya iki tane ikişer zincir çekerek tığ battı hazırladım şimdi arkadaşlar arka tarafından belli olmayacak şekilde şu bana bakan trabzanın bakın arkadaş şöyle tutayım daha rahat bakın bu telden iki telden girdim buraya şu şekilde ilmeğimi alıp buraya bir sık iğne yaptım. Yani sağlam olsun oynamasın diye arkadaşlar bu şekilde bir monteleme işlemi yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip buraya bir tane tığ battı yaptım. Şimdi arkadaşlar tam karşısındaki bu üçüncü yuvanın ilmeğinden de tam ortaladım arkadaşlar. Buraya bir ilmek alıp sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bakın hiç belli olmadı. Çünkü iç taraftaki ilmekten aldım ve yine bir sık iğne yaparak aynı tığ battım arkadaşlar. Bunu buraya bu şekilde monteliyorum. Aynı tığ battının içine sık iğne yaptım. Yine arkadaşlar tekrar buraya iki tane tığ battı yapıyorum. Demin de anlattığım gibi 1, 2, 3, ve bu aradan bakın arkadaşlar bu aradan şu şekilde tutayım. Daha rahat görünsün. Bu aradan yeşilin battığım aradan ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar hem buradan hem ortadan iki hem buradan dört yerden sık iğne ile çünkü çok büyük gül olduğu için arkadaşlar bu şekilde sağlam bir şekilde olsun istedim Siz sadece ortadan yapmayıp kenarlardan da yapabilirsiniz Ama benim gibi sağlamcıysanız bu şekilde de yapabilirsiniz Tekrar 2 zincir çektim Buraya bir tığ battı yaptım Yine 2 zincir çekiyorum bir defa doluyorum 2 2 olarak bir trabzan yaptım 4 zincir Şimdi Ara çitine geçiyoruz arkadaşlar buraya tomurcuğumu yaptım ve şöyle tuttuğumuz zaman üç tanesi yukarı 3 tanesi aşağı oluyor bir zincir çekiyorum araya sonra sıradaki tığ battıma geçip iki iki olarak alıyorum yine dört tane zincir buraya pıtırcığını tomurcuğunu kirpiğini hangi dilde söylüyorsanız arkadaşlar o şekilde yapıyoruz 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Evet. Bu şekilde arkadaşlar yine burada 20 tane aram var. İster 15 tane yapın, iste 20 tane. Zevk size ait. Bu şekilde ara veriyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu örnek amaçlı olduğu için biraz bundan 6 7 tane yapıp bırakmak istiyorum. Çünkü model anlaşıldı. Zaten bunlar da her zaman sürekli her modelde verdiğimiz aralardan arkadaşlar tomurcuklu trabzan olarak yapıyoruz. Bir zincir bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir kapattım buraya. Bir zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 1 2 3 4 zincir arkadaşlar kapattım buraya bir zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde arkadaşlar yandaki yuvaya tekrar bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde iki zincirimi çekip bitiş olduğu için bu şekilde sık iğne ile bitirmek istiyorum. Bir zincirimi çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Arası da gayet iyi arkadaşlar daha fazla ara verip açmayın. Arasını siz de bu kadar aralık verin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş bir irice bir model. Havlu kenarlarınızı, krep mevlüt örtülerinizi çok güzel bir şekilde süsler arkadaşlar istediğiniz renkte ister böyle tek renk mor tek renk sarı kullanın isterseniz hepsini karıştırıp rengarenk yapabilirsiniz İnşallah, umarım işinize yarayacak bir anlatım olmuştur arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın